Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusunun benzerlik alan çizgisi testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Alanlar verilmiş, 2 verilmiş ve bizden x isteniyor. Ne yapacağız? Benzerlik oranının karesi, çünkü kelebek benzerliği var burada. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya da tam tersi, alanlar oranı verilmişse böyle yapabilirsin. Alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşittir. Yani alanlar oranının karekökü 4 bölü 9. 4 bölü 9'un karekökü kaç yaptı? 2 bölü 3. Benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranında kelebekte 2 bölü x olduğundan x'i böylelikle 3 olarak buluruz. Örnek 1'e 3 bulduk, geldik örnek 2'ye. Yine alanlar verilmiş, benzerlik oranı da bu. Aslında şu bölü şu da aynı zamanda şu bölü şu. Yani 6 bölü x benzerlik oranı. Alanlar oranı da 4 bölü 5 mi? Değil. Dikkat. Şu üçgenle büyük üçgen benzer. Alanlar oranı 4 bölü tamamı 9. Alanlar oranının karekökü benzerlik oranına eşit olacak. Yani 6 bölü x neye eşit olacak arkadaşım? 2 bölü 3'e eşit olacak. 3 katı 3 katı x'i de böylelikle 9 olarak buluruz. Örnek 2 9 çıktı, geldik örnek 3'e. E 90'lar havada uçuşuyor. Ne yapacağız? Dalacağız alfa beta'ya. Alfa beta Pisagor'dan çıkmıyorsa değil mi? Alfa 90, burası da beta. Sonra alanlar oranı isteniyor. Aa bak, bu üçgenle büyük üçgen benzer değil mi? Evet. Bu üçgen mavi üçgenle büyük üçgen benzer. Benzerlik oranı da alfanın karşısı 3 bölü 6. 3 bölü 6 benzerlik oranı, yani 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 müdür? Evet. Yani burada kalan A iken burası 4A değil. Dikkat. Çünkü niye? Tamamı 4A olacak. O zaman tamamı 4A ise buraya 3A kaldı. Gri bölgenin kaç katıdır diye soruluyor. Gri bölge mavi bölgenin kaç katıdır diye soruluyor. Yani 3A'nın A'ya oranı isteniyor bizden. Cevap da böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Yani örnek 3. 3 çıktı. Geldik örnek 4'e. 2 verilmiş, 5 verilmiş. Benzerlik oranı nedir? 2 bölü 5. 2 bölü 5'in karesi nedir? 4 bölü 4 bölü 25. 4 bölü 25 ise eğer hocam burası 4A ise tamamı 25A, buraya 21A kaldı. S1 bölü S2 isteniyor. 4A bölü 21A isteniyor. Cevap 4 bölü 21 çıkar dostlar. Evet örnek 4. 4 bölü 21 çıktı. Geldik örnek 5'e. Ağırlık merkezi verilmiş, alan AD verilmiş 16 ve bizden x alanı isteniyor. Ne yapacağız? Ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran yok mudur? Vardır. Çünkü niye? Şöyle çizdiğin zaman 2'ye 1 burada ya, burada da 2'ye 1 oran vardır ondan dolayı. Burada benzerlik oranı 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani burası 4A ise tamamı 9A olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 5A kaldı. 4A eşittir 16. A'yı buradan 4 buluruz. Bizden de 5A isteniyor. 5A'da A yerine 4 yazınca 20 çıkar. Evet örnek 5, 20 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Oranlamalar olunca böyle eşit olunca 1, 3, 5, 7 şeklinde gidiyor aslında. Ya da 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ten dolayı burası A ise burası nedir? 4A değildir. Tamamı 4A. Dikkat et, burası 3A oldu. Burada da 1 bölü 3 var. 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 yaptı. 1 bölü 9 tamamı 4 A'sı buradaysa buraya 5A kaldı. 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16 yapıyor. 1 bölü 16'dan dolayı A iken tamamı 16 A yapacak. Yani buraya 7 A kaldı. Pembe renkli bölgelerin alanları toplamı, yani 6 A'yı 24 vermiş bize. A'yı buradan 4 buluruz. Gri bölgelerin alanları toplamı 10 A isteniyor bizden. A yerine 4 yazarsak cevapta kaç çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Evet gençler, böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar ortay alan ilişkisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.